Ses tanıdık. Aman çekmek mi abi? Sen kaç lira? Ekmek falan kaç lira? Kaç lira ekmek? Basmetten sadece şey çıkıyor değil mi? Bir de. Ekmek. Tava ekmek de mi yapıyor? Tava somunu. Evet. Tava somunu. Evet. Ha şu somunlar göster şöyle. Evet. Ha, tava somunu. Bunlar yeni modern, daha aşağıda yoktu bunlardan başkalarında. Biz çıkıyoruz. Eski modern de biz çıkarttık. Ha. Güzel. Kaç yıldır fırıncısın? 15 yıldır fırıncıyım. Yalnız şu anda 2 senedir çalıştım. 2 senedir. Evet. Ha, dükkanım yoktu. Başkasının yanında mı çalıştın? Evet. Güzel. Peki bura, bu işleri kurtarıyor mu burada yani? Normalde. Normalde. Peki. Aşağı şehirdeki obanızı biliyor musun sen? Aşağı şehirde biz Çılbağız köyünde oturmuştuk daha önce. Ha. Ben yoktum. O zaman dünyada ben yoğdum. Çılbağız köyünde. Ha. Sen köyden buraya göçtün şimdi değil mi? Babam gibi köyden göçmüş. Ha. Ben o zaman yoğdum. Ben burada doğmuşsun Besin'de. Ha. Göl başında oturduk. Ha. Çocukluğum göl başında geçti. Eyvallah. 10 senedir buradayım. Çok sevindim, buradasın. Güzel. Evli misin, bekar mısın? Evliyim, bir çocuk babasıyım. Bir oğlum var, evimiz olsun. Peki, şimdi sorayım sana. Hiç gurbete gitmek aklından geçti mi? Gittim, denedim. Ha. Çalıştım, mesela evlilik mesela bizim memleketimizin geleneği olduğu için hemen evlendiler. Evet. Evet, sonra da gidemiyoruz. Prensiplerimize uymuyor. Evet. Burada kendi çapımızda iş yapmak istedik. Evet. İşte işçilikten iyi oluyor. Tabii. Yani onun için burada kaldım. Evet. Mersin'e gittim. Eskişehir, Ankara işte bu gibi yerlere gittim. Gezdin, çalıştın. Gezdim, çalıştım. Ama diyorsun ki Besin'deki mutluluğu oralarda bulamadın. Tabii. Kendi işimi kendim yapmak evet. Daha faydalı, evet. Daha iyi, daha güvenli diyorsun. Evet. Ama ben de konuşuyorum. Oldu. Peki. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben de fırıncıyım. Ha. 1973 doğumlu, Besli doğumlu Ahmet Ertürk. Ha. Kaç yıldır yapıyorsun sen de bu işi? Kendimi bildiğim bileli fırıncılıktayım. 5 senedir oluyor, 5-6 senedir fırıncılıkta çalışıyorum. Ha. Yani şimdi işte mesela tam kavramaya çalışıyor. Şimdi o tam manasıyla şimdi desene babam dese ki oğlum al sana para dese. Evet. Bir fırını yönetebilir misin her şeyi? Hemen hemen yönetebilirim. Güzel. Şimdi her şeyini biliyorum. Size kimler derler Besin'e? Besin'e tanımazlar da. Hangi? Kavalar derler, kavalar. Hangi köyden ya?
Atmalı köyünden. Atmalı'dan, ha. Evet. Güzel. Hanımefendi, yani köyden gelmişim, bu işi öğrenmişim. Evet. Bravo. 12-13 senedir buradaydım. Çok güzel. Hani köyden buraya mı göçtünüz? Evet. Evet, bu da hemşehrimizin arabada kızlara satış yaptı. İsminiz? İsmim Sabri Uçer. Hı? Sabri Uçer. Ha. Sabri Bey. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 10 seneden beri yapıyorum. 10 senede. Evet. Daha da bir meslek denedin mi yani? Yok, hiç denemedim. Ha. Peki memnun musun mesleğe? Bu iş sizi kurtarıyormuş şu şartlarda. Kurtarıyorum, memnunum abi. Köylere falan da gidiyorsun. Tabii, köylere de çıkıyorum. Aşağı şehirde obanızı biliyor musun? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Güzel. Babınızda kimler derler? Berberler derler. Evet, güzel. Peki, bu Besli'de millet niye dışarı göçtü? Senin fikrin nedir? Niye göçtüler acaba? Ya sana iş olmadığı için göçtü. İş olmadığı için. İşsizlikten. İşsizlikten göçtü. Ya kimi diyor ki burada kazandı, gitti diyor orada fabrika kurdu. Yok diyor. Abi, bu doğru mu, yanlış mı? Yanlış diyorum. Burada kazansa niye gitsin, he? Burada kazansa niye gitsin? Ha. Tabii. Kimisi de diyor ki bu aşağı şehirde altın buldu gitti diyorlar. Yok minarenin bilmem neyle. Evet. Böyle çeşitli söylentiler var. Bunlara da katılıyor musun yani? Doğru mu yani? Bunlara hiç bilmiyorum. Ha. Yani herkes bilen. Tabii. Besliler atı vardı, meydanı yoktu. Evet. Dışarı gittim, atı da meydanda bulunca kuşandı, evet. Zengin oldu. Tabii. Var mı ötesi? Tabii. Tabii. Peki. Size soruyorum. Evet. Bu aşağıdaki hamamlar niye yıkıldı? Hiç sordunuz mu? Hiç aklınızda böyle olan var mı? Neden yıkıldı? Bakılmadıktan mı? Yoksa ilgi mi duyulmadı? İlgi duyulmadı da. Kimse ilgilenmemiş ki zamana kadar. Halbuki 11 tane cami, 3 tane dev hamam var. Evet. Şimdi yerinde yerler esiyor. Hiçbir de yok. Evet. Thank you.
cemiyete böyle gel. Kaç tane bastı? Dükkanın önünde dur ki seni alayım. Gel abi. Gel. Bu makine de senin değil mi? Evet. Sorsam karşın neye derler? Karşın. Ne? Karşın. Karşın şey mi? Mesne mi derler? Ben bilmiyorum. Hade? Bilmem onu. Ben bilmiyorum. Monoş gibi. Rezonans çıkacaksın. Ne olacak? Sen de burada mı çalıştın? Kim? Sen. Ayakkabı boyatıyorsun, müşterisin yani. Fatih'i vur, vur çay Fatih. Bizim Fatih abi daha böyle değil Fatih'e. Kaç liraya boyuyorsun boyayı? 1000 lira. İsmin ne senin? Fatih. Soyadın? Fatih. Aferin. Hüseyin. Soyadın? Tutlu. Tutlu. Peki, lağabınızda kimler derler? Tutlu olar. Evet. Güzel. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Ben 4 yıldır burada yapıyorum. Daha önce İstanbul'daydım. Ha, İstanbul'da. Evet. Buraya sonradan mı geldin İstanbul'da? Sonradan geldim. Güzel. Askerden sonra buraya geldim. Evet. Peki bu yaptığın işleri tatmin ediyor mu bugünkü şartlarda yani? Tatmin ediyor. Normal tatmin ediyor. Ha. Kazanmıyorsan da geçiniyorsun. Tabii geçiniyoruz, kazanıyoruz. Peki, sana da sor. Bu Besli'de niye göçtü? Bak sen de gitmişsin İstanbul'a. Ben, neden göçtüler acaba? Valla iç sahasının olmayışından başta benim gitmem. İç sahasının olmayışından? Önceden sadece bir dokumacılık vardı. Başka yerim çalışacak bir iş yoktu o zaman. Önce küçüktüm. Evet. Ondan gittim ben. Bir mesleğe gelmek için. Gittin, orada öğrendin. Geldin, ya, dedin memleketime geleyim. Evet. Çok güzel. Peki bu aşağı neden yıkıldı? Sen hiç duydun mu? Neden acaba? Hiçbir bilgim yok aşağı konuda çünkü ben hiç yetişmedim o zamanlarda. Ha, bilmiyorsun. Evet. Peki sana sorsam, sana şimdi deselerdi ki bu besneyi kur, sen nereye kurardın? Aşağı sana... şehre kurardım ben. Hı? Aşağı şehre kurardım ben eski yerine. Eski yerine? Evet. Peki.